Kripto Para dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermeden sizler için değerlendirmede bulunacağım tekrardan. Bitcoin'i inceleyeceğim. Bitcoin'den sonra bazı altcoinleri sizler için değerlendireceğim. Arkadaşlar BTC'de gerçekten önemli bir dönemden geçiyoruz. Bitcoin'de arkadaşlar günlerdir belirttiğim direnç bölgesi hala geçilemedi. Burası bizler için çok önemliydi. Daha önce de şu görmüş olduğunuz bölgelerde al bölgeleri, saat bölgeleri, ilk tepki alacak bölgeler diye zaten BTC'de olacak bütün senaryoları sizlerle birlikte değerlendirdik. Şu an için de 22.490 bölgesi aşağı kırılmadı. 23.971 bölgesi de yukarı yönlü kırılmadı. Bu bölge üzerindeki bağımsız kapanışlar bizler için çok ama çok önemli. Dün itibariyle şu görmüş olduğumuz alan doldurulmuştu ama bugün tekrardan bunların egale edilebileceği ile ilgili bir mum kapanışı görürsek Tekrardan bu direncin kırılması için çabalayabilir. Yani gerçekten önemli sallantılı günler bizi bekliyor olacaktır. Çünkü burası hem alıcıların hem satıcıların gerçek savaş bölgesi arkadaşlar. Savaş kazanan galip gelecektir. Şimdi Bunun dışında VIX endeksinde çok büyük bir geri çekilme söz konusu. Bu aslında çok önemli. Çünkü VIX endeksindeki geri çekilme aynı zamanda piyasalardaki riski arttırır. Yani riski arttırır derken. Piyasada var olan oyuncular daha fazla riskli işlem açmaya başlarlar. Bu e, bizler için önemli. E, çünkü S&P 500'le aynı korelasyonla çalışır. Nasdaq e, Bitcoin'i takip ederken Nasdaq bu dönemde özellikle de BTC ile ilgili kolorasyon çok yüksek olduğu için yani %65-70'lere varan bir korelasyon kat sayısına sahip. E, bu yüzden Nasdaq'ı yakın takip etmemiz gerekiyor. Nasdaq'da eğer yukarı yönlü eğilimler söz konusuysa o zaman BTC'nin de takip edilmesi önemli. Dow Jones S&P 500 bunlar hala alıcılı. Aylık bazda son düşen mumun %50'sinden fazlasında yukarısında bir kapanış gerçekleştirmişlerdi. Eğer altında bir kapanış gerçekleştirirlerse bu bizler için birer tehlike olabilir demiştim. Ama burada dikkat etmemiz gereken tabii ki bir unsur daha var. Burada şu görmüş olduğunuz bölgede bir topo formasyonu oluşturacakken arkadaşlar şu an için bir Kuşumato formasyonu oluşturup tekrardan aşağı gelip yukarı yönlü bir eyleme geçebilir. Bunu takip edeceğiz. Şu görmüş olduğumuz bölgeler 12.836 bölgeler. Nasdaq'ta ilk satıcılı bölgeler. Bölgelerden geri çekilme gelirse bu Bitcoin içinde bir geri çekilmeyi beraberinde getirir. Şimdi Bitcoin burada kısa zaman aralığında gergitler yaşıyor. Bitcoin özellikle şu son görmüş olduğumuz beyaz mumun tamamını kapsayacak ya da sadece gövde bölgesini kapatacak şekilde bir kapanış gerçekleştirmesi bugün için bana göre çok önemli. Bu bölgede 23.306 bölgesi eğer bu bölge üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse bu direnci tekrardan zorlar. Ve bu bölgeyi geçmek için tekrardan bu bölgeye gelecekse arkadaşlar gerçekten burayı çok gövdeli bir mumla geçme ihtimali söz konusu olabilir. Yani şu görmüş olduğumuz mum gibi bir hareket gerçekleştirebilir. Çünkü BTC dominans da şu an için bunu destekleyebilecek bir veri gerçekleştirebilir. Bakın 12 saatliklerde tekrardan şu görmüş olduğunuz bölgede bir alt söz konusu. 3 günlüğe geldiğimiz zaman burada gerçekten bir dönüş emaresi söz konusu. Yani BTC dominansla beraber arkadaşlar o bölgeyi geçmek için gerçekten büyük bir çaba gösterebilir. Bu yüzden BTC'yi bu süreçte biraz yakın takip edeceğiz. gitler, evet yaşanıyor. Gayet doğal bir durum. Burada önemli olan günlük kapanış şu an için BTC için çok önemli. Eğer günlük kapanış söylemiş olduğum bölgeler üzerinde gelirse güzel ama eğer biz bugünkü kapanışı özellikle de, ve de özellikle 23100 bölgesi altında gerçekleştirirsek bu bizler için kısa vadede çok da olumlu olmayacak bir senaryo. Şu an için Bitcoin %1, %2 hareketlikler gerçekleştirirken altcoin'lerdeki hareketlikler biraz daha yavaş ilerliyor arkadaşlar. BCH'ye hemen gelmek istiyorum. BCH'de günlükte şu görmüş olduğumuz bölgeden gerçekten güzel bir dönüş gerçekleştirdi. Bitcoin'in kapanışıyla Bitcoin Cash'in kapanışının bölgesel anlamın dışında birbirleri olan korelasyonlar açısından değerlendirirsek son dönemlerde zaten birbirlerinden büyük ayrışmalar söz konusu. Ama burada tekrardan yutan bir mumla son düşen mumun üstünde kapatma olasılığı olursa yani 138 bölgesi üzerinde. Burada benim için diğer önemli olan bir bölge de şuradaki direnç bölgesi tekrardan desteğe dönüp buradan destek alıp yükselmesi önemli. Bu yüzden dikkatli takip edilebilir. Ee, bu şekilde bir kapanış gelirse arkadaşlar kademeli bir şekilde öncelikle 150 bölgesi 150 bölgesi geçirdikten sonra 162 bölgesi. O bölgelerden sonra şuradaki dip bölgesi 175 ve benim için önemli olan 183 bölgesine doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Satış açısından 200 psikolojik bölgesi önemlidir. İlk kar realizasyonları bu yükselişlerden sonra önemli kar realizasyonların gelebileceği bölgelerden birisi. Sonrası ise 224 bölgesi. Burada stop olarak bir değerlendirme yapılacaksa eğer günlük bazda takip ediyorsanız 122 bölgesine stop anlamında çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Chiriz çok soruluyor. Chiriz özellikle de haber sonrası bir hareket gerçekleştirdi. Normalde Chiriz de burada bir toba formasyonu gerçekleştirecekken toba formasyonu aslında bozdu. Tekrardan geri çekilme yaşanırsa ve farklı bir formasyon gerçekleşirse onun takip edilmesi gerekiyor ama Chiriz takip ediyorsanız 0.14 bölgesi kırıldıktan sonra takipte bulunabilir bilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki şu süreçte BTC'nin söylemiş olduğum bölgeyi geçmesi önemli. HNT'ye gelmek istiyorum. Neden derseniz günlükte şu görmüş olduğunuz bölgede bir destek açılmış. Daha önce de bu alanda bir destek açılmıştı. Destek açıldıktan sonraki fiyata baktığımız zaman %15'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş. E, bu yüzden e, istiyorsanız dikkat edebilirsiniz. Bakın daha önceki al bölgeleri geldiği zaman al ve sat bölgeleri %50'lik oranla bakın şurada günlükte noktasal şekilde çalışmış arkadaşlar. Burada tekrardan şurada önemli olan bölgeyi sizlere belirteyim. 8.5 bölgesi yani 8.5 teter bölgesi. Bu bölge altına düşmediği sürece yukarı yönlü takipte bulunabilirsiniz. Dirençler açısından en önemli direnç 9.23 bölgesi. Akabinde 9.89 bölgesi. Şuradan hemen bakıyorum. Evet 10.71 bölgesi. 11.55 ve akabinde 12.43 bölgeleri önemli, önemli. direnç bölgeleri olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. Bu bölgelere de dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi buradan SNX'e gelmek istiyorum. Son dönemlerden çok takip edilen coinlerden birisi aslında. SNX'te bir topu formasyonu kırılımı söz konusuydu. 3 günlükte kırılım ve retest gerçekleşti. Şu an için hareket başlamıştım da. Şimdi bu formasyon eğer çalışırsa arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz dip şu görmüş olduğumuz tepe kadar bir yükseliş yapması beklenir. Bu görmüş olduğumuz alanlarda da bir birleştirme yaparsak arkadaşlar şu saat itibariyle bir hareket gerçekleştirecekse bile %55'lere varan bir hareketlilik gerçekleştirme ihtimali söz konusu olabilir. Burada da 5.87 hedef bölgeler arasında formasyon hedef bölgeler arasında Günlükte de bakın e, görmüş olduğunuz bölge şu güçlü mum tarafından geçildikten sonra tekrardan bir geri çekilme yaşandı. Şu zaten bir karşılıklı momentum söz konusuydu. Şu e, siyah mumun %50'sine kadar zaten geri çekilmesi beklenirdi ki bunu noktasal bir şekilde gerçekleştirdi. Bunun dışında indikatör bir direnç açtı arkadaşlar. Daha önce sonrasında bu desteğe döndü. Şimdi tekrar direnç oldu kırıldı. 3.77 bölgesi arkadaşlar. Burayı kırdı ve retest gerçekleştiriyor. Eğer... 377 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirse ve BTC gerçekten aşağı yönlü çok volatil bir hareket gerçekleştirmez ise o zaman görmüş olduğumuz coin'de takip edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey 372 bölgesi 6-4 saatlik kapanışlara dikkat etmeniz arkadaşlar ve günlükte bu bölge üzerinde bir kapanış gerçekleştirecek mi gerçekleştirmeyecek mi onun takip edilmesi gerekiyor. Şive gelelim şipte sıfırlar saymayacağım arkadaşlar 12-21 bölgesi Burası defalarca denenmesine rağmen üzerinde hiçbir şekilde bir mum kapanışı gelmedi. Burada aynı zamanda bir topu formasyonu oluşumu da söz konusu. Üç günlüklerde bu biraz daha da şu görmüş olduğunuz bölgelere baktığımız zaman netleşebilir ama günlükte de zaten bu formasyon söz konusu. Burada dikkat edilmesi gereken söylemiş olduğum turuncu bölgenin geçilmesi. Bu bölge eğer geçilir üstünde mum kapanışı gelir ve bağımsız kapanışlar görürsek o zaman bu bölgeyi dikkatli bir şekilde takip edebilirsiniz. Buradan SKR'ye de geçmek istiyorum. Turuncu alanım geçildi ama burada da bir topo formasyonu söz konusu. 0621 bölgesini hemen kırmızı yapalım arkadaşlar. Burası önemli bir direnç bölgesi artık bizler için. Eğer bu alan geçilirse formasyon hedef bölgesi olarak arkadaşlar şu şekilde eğer bir takip gerçekleştireceksek bu alandan sonra gideceği bölge şu an için baktığımız zaman 0.844 bölgesi ve bölge geçildikten sonra yapılacak hareket neticesinde baktığımız zaman %35'lik bir yükseliş gerçekleştirebilme ihtimali söz konusu. Bu açıdan eğer e, SKR'yi takip ediyorsanız veya takip etmek istiyorsanız bu görmüş olduğumuz kırmızı direncin en azından 4 saatlikte kırılmasını beklemek gerekiyor. Bakın bu direncin ne kadar önemli olduğunu kullandığım indikatör açısından da şu an için net bir şekilde gördük. Tam bu bölgeye bakın bir Direnç açmış durumda yani beni geçmeden bu iş olmaz diyor. Zaten tekniksel anlamda da bizler için önemli bir direnç olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Gör bu arada arkadaşlar yeni bir kanal açacağım. Bu kanalda sadece hisse senetlerini paylaşacağım. Hisse senetleri zaten benim ilgi alanımda daha önce de sizlere belirtmiştim. Tabii kripto paralarla ilgili tekniksel anlamda önemli veriler hisse senetleri için de geçerlidir. Bu süreçte özellikle de ben Binance bölümünde katıl yapan arkadaşlara ara ara hisse senetleri de paylaşıyorum. Bakın bu hafta paylaşmış olduğumuz hisse senedi en azından tavanla açıldı görmüş olduğunuz gibi şu görmüş olduğunuz bölgede bu şekilde bir hareket bekliyordum giriş alanımız burasıydı. Mükemmel bir şekilde hareketini gerçekleştirdi ve hareket başladı. Şu an için yüzde 12.39'luk bir hareket söz konusu. Burada arkadaşlar özellikle de Mayıs ayından sonra da Borusan'ı takip etmeye başlamıştık. Ee, Borusan'da da gerçekten harika ötesi %56'lara varan hareketlikler geldi. Kullandığım indikatör e, borsalarda özellikle de günlükte mükemmel ötesi var. E, al ve sat bölgelerini gösterebilmek açısından gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunları da özellikle de yeni açacağım kanalla ilgili paylaşmak istiyorum. Burada paylaşmayacağım. Sadece hisse senetleriyle ile ilgili de bir tane kanal açacağım. İsterseniz o kanalı da açtığım zaman sizlere duyuruda bulunurum. Sizin için de uygun olsa istiyorsanız takip edebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.